Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu videoda sizler için çamaşır makinelerine, derin donduruculara örtü nasıl dikilir onu tarif edeceğim. Şu an elimizde müşterimizin getirmiş olduğu parça tül var. Biz bunu kestik, ölçüsüne göre birazdan da göstereceğim. Ayrıca de şu şekilde kullanacağımız güpürlerimiz var. Bunlardan hariç de şu şekilde makinenin üst tarafına koyacağımız kapitonemiz var. Bu kapitoneyi makinenizin ölçülerine göre kesebilirsiniz. Biz standart bir makineye göre dikeceğiz. Yani 60'a 60 olacak. 63'e 63 şeklinde kesip overlock'unu yaptık. Şu anda bu hazır. Tülünü de aynı şekilde kestik. Evet, şimdi malzemelerimiz hazır. Dikmeye başlayabiliriz. Evet, şimdi kapitonemizin üstüne ilk önce güpür dikeceğiz. Şöyle kare şeklinde süs olması için güpür dikeceğiz. Onun orta kısmına da ayrıyetten siz isterseniz farklı güller vesaire süsler yapabilirsiniz. Ama biz sadece kare şeklinde bir güpür dikeceğiz. Ardından etrafının tülünü dikip üstüne de tekrardan bir güpür geçeceğiz. Ve tülün alt kısımlarına da aynı şekilde güpür yapacağız. Şimdi ilk önce yapmamız gereken burada dikeceğimiz güpürün yerini işaretlemek olacak. Hemen şöyle bir mezura yardımıyla alalım. Yaklaşık, yani bunu siz ayarlayabilirsiniz, fark etmez. Şimdi ben şu şekilde tuttuğumda 15 santim buradan, 15 santim de oradan alacağım işareti. Şu şekilde 15 buradan aldım. Kare olacağı için aynı şekilde 15 santim de bu taraftan alıyorum. Şu şekilde buradan böyle oldu. Şuradan da 15 santim işaretleyelim. Evet, buradan da 15 santim burası yapıyor. Hemen şu şekilde de tekrar işareti koyalım. Ardından diğer tarafa geçiyoruz. Burayı da işaretleyeceğiz. Bunun da işareti burada. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi köşeleri işaretledik. İlk önce tülü başlamadan önce güpürünü dikeceğiz. Şöyle göstereyim. 60'a 60, 75 santim yüksekliğinde bir makinamız var. Bunu örtü dikeceğiz. İlk önce güpürden başlayalım. Tam köşeden başlıyoruz. Başlayacağımız yer burası. Fakat biz biraz fazla bırakacağız. Fazla bıraktıktan sonra başlıyoruz. Peki şu köşe dönüşlerini nasıl yapacağız? Onu da göstereyim. Buradan 5 santim tuttunuz. Bunu hemen şu şekilde çapraz alta doğru bırakıyorsunuz. Bu şekilde yapıyoruz köşeyi. Tekrar göstereyim. Böyle tuttuktan sonra 5 santim fazlalığı şu şekilde aşağı doğru katlıyoruz. Ve tam işaretlediğimiz kısma köşe olan yer denk gelmesi gerekiyor. Şu an onu tam denk getirdik ve dikelim. Ardından dönüyoruz buraya doğru. Bu köşede de aynı işlemi yapacağız. 5 santim fazlalık var. O 5 santim fazlalığı şöyle alt kısma doğru. Zaten bu şekilde güpür yaptığınızda hemen şöyle ardından toparlaması çok kolay oluyor. Şu şekilde koyalım. Görmüş olduğunuz gibi köşe dönüşünü bu şekilde yapmış olduk. Köşelere zikzak atacağız ama bunları güpürü komple diktikten sonra yapacağız. Burada tam dipten kesmiyoruz kesinlikle. Şöyle bu kadar fazlalık bırakarak tam güpürün hizasına göre kesim yapıyoruz. Kesim yaptıktan sonra burayı şu şekilde aşağı doğru katlayacağız. Burayı da çapraz bir şekilde bırakacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi burayı da ayarladık. Şimdi köşelere zikzak yapmaya başlayabiliriz. İlk köşeye zikzak yaptıktan sonra alttaki fazlalığı keseceğiz. Alttan fazlalığını çıkartalım. Sonra diğer köşeleri aynı şekilde. Şöyle fazlalıkları çıkartıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi üst tarafın güpürünü diktik. Şimdi yapmamız gereken diğer bir işlem etrafına tülünü dikmek olacak. Bu tül iki parça şeklinde. Çünkü ön taraftan açılması gerekiyor. Ön kapağın olduğu kısım ayrı ayrı olacak. Bir tarafı ön taraf olarak kabul edelim. Şu şekilde katladığımızda böyle işaretledik. Burası ön taraf olsun. O yüzden nereden başlayacağız? Arka tarafı zaten buradan başlamaya gerek yok. Şu taraftan. Yaklaşık bir 10 santimden buradan başlayacağız. Buraya dikip buraya kadar geleceğiz. Diğer parçayı da aynı şekilde oradan başlayıp buradaki 10 santime kadar dikeceğiz. Ben zaten tülü kesmiştim. Siz tül de makinenize göre kesebilirsiniz. Yüksekliği ne kadar istiyorsanız. Bu 75 santim olacak. Burada yaklaşık 70-72 santim civarında tül var. Yüksekliği.
Çünkü alt tarafını güpür de dikeceğiz. O zaman 75 santim olacak. Uzunluğu ise buraya yapacağınız fırfıra göre 5 metre tül kullanmanız yeterli olacak. Veyahut da 6 metre tül de kullanabilirsiniz. Şimdi pile yapımına başlayalım. Pileleri de yaklaşık 1,5 santim genişliğinde falan katlıyoruz. Arası da bir pile kadar boşluk kalıyor. Buradan dediğim gibi tek taraf pile, çift taraf pile yapmıyorum. Bu şekilde pileleri yapacağız. Evet, şimdi pileleri yaparak orta kısma kadar geldik. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa doğru devam edeceğiz. Bu sefer diğer parçayı alalım. Karşılığındaki parçayı. Ve aynı yerden dikmeye devam ediyoruz. Pileleri yapıyoruz. Hemen şuradan bir dönüş alalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi sona geldik. En son kısmı da şöyle katlayalım. Etrafını fırfırına dikmiş olduk. Ön tarafta bu şekilde ikiye doğru açılır olacak. Şimdi üstüne bir güpür dikelim. Sonra etrafına da güpür dikelim. Evet, güpürle köşeden başlıyoruz. 5 santim bir fazlalık bırakıp öyle başlayacağız. Şimdi de etrafına güpür dikiyoruz. Köşelere geldiğimizde dönüşü nasıl yapıyoruz? Buradan 1, 2 hatta 3 tane pile tutabilirsiniz. Şu şekilde 3 pile yaptık. Bunu yanlamasına yatırıyorsunuz. Şu şekilde tam üstüne denk getirip köşeyi dönüşü alıyoruz. Köşede aynen bu şekilde duracak. Şöyle geldiğinde dönüşü daha kolay almış oldu. Evet, görmüş olduğunuz gibi son kısma geldik. Son köşeye. Burayı nasıl bitireceğiz? Bu şekilde dikelim. Fazlalığını çıkartıyoruz. Buraya da aynı şekilde 1, 2, 3. pileyi de aşağı doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 3 pileyi yaptıktan sonra şöyle dikelim. Ardından şuradan çapraz bir şekilde arkaya doğru keselim. Evet, son bitirişte bu şekilde yapmış olduk. Şimdi de yapmamız gereken işlem etrafına güpür dikmek olacak, etek kısmına. Başlayalım etekten. Tam uç kısma bırakıyoruz şu şekilde 1 santimden. Evet, şimdi köşeye kadar geldik. Köşeye geldiğimizde 1, 2, şöyle 3 tane pile yapıyoruz. 3 tane pileyi tuttuktan sonra şöyle bir tarafa doğru yatıralım. Ardından dikelim. Şöyle yukarı doğru döndük. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Gayet de güzel duruyor. Evet, burayı kestik şu şekilde. Şimdi diğer tarafı aynı şekilde başlayıp devam edeceğiz. Burada da aynı şekilde sıfırdan koyuyoruz güpürü. Dikmeye başlıyoruz. Aynı şekilde 3 tane pile yapalım elimizde. Şöyle küçük bir pile yapıyoruz. Tam dönüş kısmına bırakalım. Bastıralım. Ve dönüşü aldıktan sonra dikmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi bu güpürün de sonuna kadar geldik. Burayı dikiyoruz. Ve fazlalığını çıkartalım. Evet, makine örtümüzün dikme işlemi şu anda bitti. Şöyle göstereyim. Üst tarafı görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Ön tarafı da böyle oldu. Biri yan tarafa, diğeri de öbür tarafa doğru açılacak şekilde. Bu şekilde makine örtüsünü dikebilirsiniz. Dediğim gibi üst tarafa güpür değil de kendiniz farklı bir malzeme kullanabilirsiniz. Ortaya bir çiçek koyabilirsiniz. Yan taraflara ufak çiçekler de koyabilirsiniz. Ama biz genelde bu şekilde sağda yapıyoruz. O tamamen müşterinin istediği modele göre değişiyor. Dediğim gibi farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Evet, makine örtümüzün dikimi de bu kadar. Müşterimize hayırlı olsun. Evet, bugünlük bu videodan da bu kadar. Bir işin daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.